İşte çocukluk yıllarında bu işe başladık. 1970'li yıllarda. O zamanlar ustalarımızdan öğrendiklerimizi şimdi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz. Yanımızda çalışanlarımız var. Onları öğretiyoruz. İşte elimizden geldiği kadar bu mesleği ilerletmek istiyoruz. Yani daha ileriye gitsin istiyoruz ama tükenmekte olan mesleklerin arasına da girmek üzere bu işte. Yani antika tamiri. Antika tamir deyince antika avizeler var, heykeller var, şamdanlar var, aplikler var. Bilmiyorum eski köşkten, saraydan çıkan avizeler. Onların tamirleri var. Yıkılıyor. Yeni yerlere yaptırıyorlar. Kısaltıyorlar. İki kardeş paylaşmak istiyor. Aynı avizeyi aileden olan bir şeydir. Babadan kalma, anneden kalma özel şeyler böyle. Onları küçültüyorum. Her birine birer tane avize yapıyorum. Herkes mutlu oluyor işte. Bir avizeyi ikiye bölüyorum. Şöyle yani 1,5-2 metre çapın şeyinde yüksekliğinde avize var. Eski köşkten falan çıkmış, yıkılmış. Şimdi hatırası var veya satılmış köşk. İşte avizeyi almak istiyorlar. Bir hatırası var. Getiriyorum avizeyi. Büyüklerden kolları çıkartıyorum. Gövdesine bir ilave yapıyorum. Eski parçalarla tamamlıyorum. İki kardeş oluyor mesela. Onlara iki tane avize çıkarıyorum. Aileden bir hatıra olarak saklıyor yani. Vallahi biz bu meslekle tanışmamız 1970'li yıllarında. İşte abim bu işte çalışıyordu. Bir ustanın yanında çalışıyordu. Mehmet abim. Ondan sonra Ali abim çalıştı. Tabii şimdi Sivas'tan bir yerden geldiğin zaman kim var? Ailede birisi var. Onun yanına geliyorsun. Biz de o vesileyle geldik. Üç kardeş çalıştık. İki tane abimden beraber çalıştık. Onlar da ustalardı tabii. Ben de çıraktım. Zaman geçtikten sonra kendi işimi yapmaya başladım. Ben antika tamiri üzerine başka ustanın yanına girdim. Orada şey öğrendik yani tamir işini öğrendik. Yani tamir işinde hakikaten antika tamiri zor bir iştir yani. Aslına göre yapabilirsen çok zor bir iştir. Biz bunu öğrendik. İyi de bir ustamız vardı. O da yurt dışına gidince dükkan işte bize kaldı. Biz aldık işte. Abim aldı. Ondan sonra ben bu işte devam ettim. Bu kadar senedir de devam ediyorum hala. Şimdi oğlum var yardımcı olarak. Adamlarımız var, çalışanlarımız işte yardım ediyorlar. Elimden geldiği kadar da öğretmeye çalışıyorum. Genelde o zamanlar çoğunlukla Ermeni ustalarımızdı, evet. Ondan sonra bize geçti 78-80'li yıllarda. Hakikaten zahmetli bir iş. Bazıları var ki mesela avizesini verir. Aman rengini açma usta, aman rengine dokunma. Ben ne yapıyorum o zaman? Elektrik tesisatını yapıyorum. İşte eskiye uygun vaziyette bırakıyorum yine. Özelliğini bozmadan yine yapıyoruz. O da mutlu oluyor. Çok seviyorlar böyle eski tarzda, eski renkte avizeleri çok seviyorlar. Bazısı var ki temiz olsun der, pırıl pırıl olsun der. Bazısı da bozma diyor mesela rengini. Ben metal içini görüyorum ciğerlerinden derler ya şey çekiyormuş, fotokopi çekiyormuş gibi. Avizeye baktığım zaman bronzuna bakıyorum. Aa diyorum bak şuradaki parça bunun değil, onun camı bunun değil. O kadar çok şey yapıyoruz ki. Yani bakar bazen hatasını görüyorsun. Başka parça var içine mesela Lükens avize bir art deco bir şey koymuş böyle model olarak. Hiç belli diyor yani. Ama ben anlıyorum. Bazı müşterilerimiz de çok iyi anlıyor. Bazı müşteriler çoğundan da sanat öğreniyorum yani. Bakmayın çoğu müşteri de sanat öğretiyor yani. Biz o kadar öğrendik ama hiçbir zaman öğrendim diye bir şey yok. Her zaman bir şey öğrenirsin burada. Ben de her zaman değişik iş yapıyorum mesela. Bir avize geliyor, özel bir avize. Onu yeni istiyorlar. Bu avizeye eş istiyorlar. Geçmişte şey yapmıştım Ankara'ya. Ama ben de hangisi bizim avizemiz diye sordu bana. Dedim ki bu bizim yaptığımız, bu da sizin avizeniz. 150 yıllık avizeniz dedim. Önce bir müşteriye bakıyorum. Sonra muhakkak gözlerim tavanda. Hani nasıl halbur yapan ormanda göz olur ya. Biz de aynen o hemen avizedeyim. Bakıyorum avizenin hatasını görüyorum. Apliğe bakıyorum, apliği görüyorum. İşte onda bir şey. Mesela taş takılmaz, ona taş takmışlar. Hiç alakasız vaziyette ama müşterinin keyfine göre yani yaptığınız iş ne? Müşteri mutlu olsun. Ama anlatıyorum. Bu buna gitmez diyorum. İstersen yaparım. Yani adımı da şey yapmak istemiyorum ben. Şimdi orada Hüseyin Usta yaptı bunu falan dediği zaman yanlış bir şey olur. Ama ben izah ediyorum. Bu buna gitmez efendim. İstiyorsanız yapayım diyorum. Bazısı ikna oluyor. Vazgeçiyor. Bazısı da tak yap diyor işte. Ne diyeceğim. Sanatla ilgili şeyini çıkartabilirim mesela. Sanattan anlayan birisi diyebilirim. Mesela bu avizeyi getirdiği zaman avizeyi görüyorum. Çok güzel orijinal bir avize getiriyor ya. Şimdi beğenerek de almış bunu. Beğenerek aldığına göre özel bir şey aldığını anlıyorum. Yani kıymetini bilen birisi olduğunu anlıyorum. Mesela siz bir avize getirdiniz. Sizin getirdiğiniz avize değerli bir şey değilse, siz hala üzerine düşüyorsanız biliyorum bu hiç bir şeyden anlamıyor. Bunu yapayım ama çok değerli avize almışsam bu avizem çok kıymetlidir. Görüyorum ben onu. Onu da anlıyorum yani. İyi anladığını anlıyorum meslekten. Dökümün de kalitesi var. Mum dökümü var, kum dökümü var, çelik kalıptan dökülenler var. Geliyor hepsi geliyor ya. Ya bu kadar ömrümüz. O kadar şeyle geçtik ki, o kadar yerler yaptık ki, o kadar işler yaptık ki. Mısır konsolosluğunun avizelerini yaptım, tamirlerini. Bütün şeyi yaptım, Atlı Köşk'ün avizelerini yaptım. Rahmetli Sakıp'a sağdı. Çok da hoş, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Sonra Hidip Kasrı'nın avizelerini yaptım Çelik Gülersoy'un döneminde. O zaman çocuktum, gençtim. Hatta bu avizeler kim yapıyor diyordu. Ben yapıyorum diyordum. Böyle burun kıvırıyorlar falan böyle oldu. Yani tahmin etmiyorlar o yaşta. Ben çok küçük yaşta başladım bu işe.
Yani 12 yaşına başladım. Belli bir yaştan sonra da ustalarımız da iyiydi. Onlardan her şeyinden birisinden bir şey öğrendik yani. Güzel şeyler öğreniyoruz. Barış abi Allah rahmet eylesin çok iyi bir insandı. Çok sanattan anlayan, işten anlayan birisiydi. Hep Belçika'dan geldiği zaman muhakkak bir şey getirir. Akşam televizyon açar. Ya eve giderim ya buradan Taksim'den alır beraber geçeriz böyle. Bir giderdim aldığı avzeye bakardık. Nasıl güzel mi falan. Nereye koyalım bunu şu salona buraya bunu yapalım falan derdik. Çok keyifli şeylerdi. Çağırırdım gelirdi. Hatta benim çocuğu adam olacak çocuğa çıkarmıştı Ozan'ı. Sonra eve geldi bir günde. İşte bakayım. Ozan dedi bu sana liseyi okutur. Orada camları şey yapıyor. Çok seviyor böyle. Ozan diyor şu lamba diyor seni liseyi okutur. Şu seni şöyle yapar. Yani o değer biçiyor onlara. Onlara çok şey yapardım. Akşam bazen gittiğim zaman beraber giderdik. Bende eski bir araba vardı o zaman. İşte abi derdim ayıp oluyor. Sen de bindiriyorum. O olur mu ya derdi. Bu kadar dedi insanlar açken sıkıntılı dönemde dedi. Biz de, lüks arabaya binip gidecek şey mi izledi falan. Benim arabamla karşıya geçerdik beraber çok. Barış abi çok iyi bir insandı. Seyfi Dursunoğlu. O da rahmetli oldu. Televizyona gelirsin dedi. Ön masayı ayarlarım dedi. Dedim vallahi dedim sen dedim tutarsın kafamdan sallarsın. Benim avizeyi niye yapmadı diye gitmedik. Pazar günü gittik bir yeğenim var. Kaynım var, oğlum var. Ona sordum, sen neysin dedi. Ben dedi, oğluyum. Sen nesin? Ben dedi, yeğenim. O kaynıyım dedi. Ulan dedi, bedavaya gelsin diye akrabam çalıştırıyorsun dedi. Nasıl gülüyor ama. Çok keyifli bir insandı. Allah rahmet eylesin vallahi. Şimdi hayatta olan Edison abiye de çok işler yaptım. Ender Mermerci'nin evinde bütün avizelerin tamirlerini yaptım. Bir sürü müşteriler var. Şimdi aklıma gelmeyen. Bir sürü mimarlarla iş yapıyorum. Zeynep Fadıloğlu, Eren Yorulmazer, mesela Murat Atabarut. Hakan Ezel, ondan Serdar Gülgün, ne bileyim bir sürü mimarlarla çalıştık. Yurt dışlarına işler yaptık. Dubai'de, Bahreyn'de, Katar'da. Miami'ye kadar avize takmaya gittik. Ali İstanbulluoğlu'yla beraber. New York Manhattan'da fuara avizeler yaptım. Eren Yorulmazer'le beraber gittik. Katar'da 5 metre çapında çadırın içine bir avize yaptık. Yine Zeynep Fadıloğlu'na. Çok güzel şeyler oldu. Çok güzel işler oldu. Şimdi biraz duraklama var ama inşallah bundan sonra da açılacak görüyorum. Millet çok evde oturdu ya her şey gözüne batmıştır milletin. Şimdi herkes avizeyi gönderiyor, onu gönderiyor, bunu gönderiyor, Hüseyin Usta bunu yap falan diye. Biz de alıyoruz, hepsi üste geliyor birdenbire. Bizim işte böyle çoluğun çocuğun eline verip de yaptıracağım bir işler değil. Niye? Hep ustalık isteyen şeyler. Benim de dokunuşlarım olmalı ama ustalara da verdiğim zaman yapıyor. Bir yerde mecbur ben de dokunuyorum yani. Şimdi yaptığım mesela özel bir avize var. Ondan ne kadar yaptım? 2 tane yapmıştım şimdiye kadar. Türkiye'de 2 tane var ama özel. Kendi kalıp yaptım, kendim çıkardım. 15 sene olmuş, kızının evinde görmüş avizeyi. Hüseyin Usta bundan istiyorum, hatta şeyini göndermiş, videoya çekmişler. Ya dedim 15 sene oldu, kalıpları kaldı mı falan dedi. Geçen araştırırken resimlerine çıkardım yine aynı şeyi. Bir tane yapıyoruz ya, bitiyor, tekrar acemisin. Bir başka bir model geliyor, yine acemisin. Yani seri öyle 5 tane 10 tane yapsan sıkıntı yok. Ne yaptım? Bu şamdanları yaptım mesela Haluk Bey'e. Yine bir otel açıyor. Oraya yaptık. İlk defa bu kadar seri yaptım yani şamdanı. Yoksa ben de tek tek iki tane, bir tane böyle özel özel geliyor işte. Şu arkamızda büyük bir avizemiz var. Büyük bronz avize. Mesela o da çok özeldir. Bir tane var ondan. Dünyada, Türkiye'de. Kendim çıkardığım için bir tane var. Ya aslında meslek kazandırır tabii. Kazandırmayacak şey değil de bizim işte nasıl diyeyim yani. Ben şimdi belki tüccar olsaydım daha çok para kazanırdım. Ama sanatkar hani inleyle kuyu kazıyormuş gibi. Sanatkar şimdi ben sanat zarar diyorum. Şimdi çok kişi anlamıyor. Sanattan anlamıyor, işten anlamıyor. 20 sene önceki tamir ettiğim işler de yok. Avizeler de gelmiyor. Şimdi ne olmuş? 1970'te yapılmış avizeler geliyor. O da yeni yapılmış avizeler. Eski işler gelmiyor. Eskisi gibi değil yani. Yani ya azaldı ya da evlerde ya da çıkmıyor evlerden bilmiyorum. Yani ya da ev tadilat olacak, tamirat olacak ki gelsin. Bir de anlayan kalmadı. Şimdi gençler biraz daha modern şeye gitmeye başladı. Modernin arasında bir tane mesela klasik bir avize açsan her taraf modern olsa olabilir. Şimdi mimarların da şeyi var. Mimarlar da işte onlar ne istiyorsa ona göre döşemeye çalışıyor. Yani mümkün olduğunca yaptığımız avizelerin altında sehpa masa olmasına dikkat ediyorum. Olmayınca da kurtarırı ne mesela? Şimdi soruyoruz tavanınız ne? 2 metre diyor. Ne kadar mesela? 1.90 kalacak şekilde ayarlıyorum boyunu. Kısaltıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısaltıyoruz ama hiç kısa avize de yakışıklı durmuyor. Mümkün olduğu kadar tavan yüksek olursa işte burada gördüğün gibi avize de güzel duruyor. Şimdi maliyetler de yükseldi biliyor musunuz? Dökümler mesela 110 liraya geldi dökümün kilosu. Yani dökümün kilosuyla olmuyor bu işler. Fırından ekmek alır gibi değil. Alıyoruz, döktürüyoruz kilo. Tamam. Ondan sonra geliyor kaynağını yapıyorsun, tesviyesini yapıyorsun. Sonra avize şekline getiriyorsun, aplik şekline getiriyorsun. Şimdi avize 1000 liraya da avize var, 50 bin liraya da avize var. Şimdi taşlı olur, kristalli olur, mum döküm olur, çelik kalıptan yaptırırsın, kalıp parası pahalı olur. Bir tane avize yapıyorsun ama 5 tane, 10 tane, 20 tane yaptığın zaman fiyat düşüyor yani. Daha uyguna geliyor. İlk başta pahalı geliyor kalıp olduğu için işte. Oyma yaptırıyorum kalıbını, ahşap oymacıya. Yaptırıyoruz. Oyma şeklini söylüyoruz. Şöyle yap, böyle oy. Ondan sonra alıp döküm yaptırıp dökümden sonra işte şamdan avize olarak dönüyor tekrar. Hemen arkadaki avizenin fiyatı ne kadar? Söyleyebilir misin? Büyük avize vallahi hemen yanındaki o. Şu mu? Aynen.
Vallahi bu 16 bin lira falan. Bu da Necef'tir. Bronzları orijinal. Fransız sabzı. Ben yapmadım bunu. Ama tamir ettim. Bazen soruyorlar bu ne? Made in Hüseyin diyorum. Ne yapıyorum? Mesela diyorum ki müşteriye kaç senelik yapayım diyorum. Eskitmesini yapıyoruz ya. Kırgır yapıyoruz. Hüseyin Usta 50 senelik olsun diyor falan. Patinesini falan yaptığın zaman hakikaten eski gibi gözüküyor. Şimdi o bir büyük avizeyi soruyorlar bana. Bu avize Fransız mı, orijinal mi falan. Yok diyorum. Nere malı? Ben yaptım diyorum. Olamaz. Ya niye olamazsın? İşte kalıplar burada. Ya bu işleri elimizden geldiği kadar biraz daha götürebilirsek, yani şöyle biraz daha öğretirsek, biraz daha böyle sanat okullarındaki şeyler böyle geliyor burada. İşte tesbihe öğrenmek istiyor, bakmak istiyor, kaynağı görmek istiyor. Yani şimdi orada okuyorsun ya, burada pratiğini yapmadan bu işleri yapamazsın. Yani şimdi ben okulluyum, öğrenciyim diyorsa, diyor ya, alaylı olacak. Yani biraz çalışacak işte, ondan sonra. Elimizden geldiği kadar yetiştirelim de bu işi ölmesin istiyoruz.